Dostlar, herkese selam. Nasılsınız, iyi misiniz? Şu anda Citroen C5 Air Cross kullanıyorum. Yani bu arabaya şey demişler, hani yepyeni falan demişler ama bu bildiğim Peugeot 3008. Hatta şöyle söyleyeyim, Peugeot kızmasın sakın bana. Bir çift daha iyi, yani daha eğlenceli görünen detayları var. Daha kolay kullanılan yapısı var. Mesela o şalter tipi anahtarlar yok. O benim çok hoşuma gitti. Onun yerine dokunmatik kumanda elemanlarına yer verilmiş. Aynı zamanda havalandırma kanal çıkışları çok daha iyi görünüyor ve daha iyi kullanılıyor. Diğer bildiğim her şey 3008 ile hemen hemen aynı demeyeceğim, aynı yani. Ama bu araçta mesela kullanılan bu deri değişiklikler falan biraz daha benim hoşuma gitti. Aynı şekilde işte açılabilir cam tavanı var. O zaten müthiş bir özellik. Hem ön tarafta hem arka tarafta oldukça geniş bir yaşam alanı var. Yani C5 Air Cross 3008'e çok iyi bir alternatif olmuş. Bilmiyorum hani PSA grubu nasıl bir pazarlama yapacak ama yani şu anda 3008'in böyle birkaç milim de olsa önüne çıkabilecek bir araç. Tasarımdan söz etmek istiyorum. Tasarımı kesinlikle öyle. Yani bu tasarım 3008'i benim için, tabii bu benim için yani şahsi görüşüm, bir çıt daha geride bıraktı. O Citroen'in Fransız yapısını çok daha iyi bir şekilde vurgulamış. 3008 biraz daha Avrupalı çizgilere dönmüştü ama bunda öyle bir şey söz konusu değil. O Fransız karakteri çok net bir şekilde önde. İşte o renklerin kullanımı, detay malzemelerin kullanımı oldukça iyi. Motor seçeneği olarak da en son 3008'i bıraktığımda, tabii artık o araçta da var aslında ama 120 beygirlik dizel motoru vardı. Bunda ise yepyeni 1.5-130 beygirlik dizel motor var. Bu motor çok iyi. Otomatik şanzımanla uyumu son derece iyi. Yani nasıl diyeyim? Biraz daha güçlü, biraz daha ekonomik. Yani güçle beraber daha ekonomik olmayı da başarmış durumda. C5 Air Cross dizel otomatik albenisi çok yüksek bir araba olmuş. Ama dediğim gibi hani Peugeot ne yapacak bilmiyorum. Ya Peugeot diyorum, özür dilerim. PSA grubu ne yapacak bilmiyorum. Yoksa bu araç yani inanılmaz satış rakamlarına ulaşır. Biliyorsunuz 3008 en çok satan SUV olma mücadelesi veriyor. C5 Air Cross o rekabete çok rahat bir şekilde ortak olur. Hatta iki PSA aracı rakiplerinin şansını oldukça azaltır diye düşünüyorum. İşte böyle yani, sevdim bu arabayı ya. Enteresan. 3008'den sonra kompakt SUV değişimi çok dikkatimi çekmez diyordum ama C5 kardeşinin üzerine bir iki adım daha koyarak son derece iddialı bir hale gelmiş. Sevdim arkadaşlar. Yani fiyatlarına da baktığım zaman 3008'e göre daha uygun. Yani bu da çok önemli bir avantaj zaten. C5'in yolu açık olsun. Yani PSA grubu Grandland X, 3008, C5 Air Cross derken kompakt SUV sınıfında çok iddialı hale geldi. Bu üçünün arasında düşünecek olursam ben C5'i bir adım öne yazıyorum. Yani benim fikrim böyle. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Elbette bu sırada şunları da söylemek gerekiyor. Elektronik yardımcıların sayısı oldukça fazla. Yani çat diye mesela şeridi alıyor. İşte yakında araç uyarısını yapıyor. Aktif fren sistemi çalışıyor. Ama bunlara eklemek istediğim, mesela şimdi biraz kullandıktan sonra da gördüm iyice onu. 1.5 litrelik dizel motorun gürültüsü biraz fazla. Ve o vuruntu sesleri yaşam alanına fazla yansıyor. Bunu da notlarım arasına eklemek istedim. Çünkü o dizel gürültü sesi özellikle direksiyon simidinin altından beklediğimden çok daha fazla bir şekilde geliyor. Haberiniz olsun.